Kıymetli kardeşlerim, günümüzde Müslümanlara, Müslüman çocuklarına izletilen dizilere şöyle bir bakalım. Bu dizilerde aslında Müslümanların dikkat etmesi gereken bir husus vardır. Ama buna Müslümanların ekseriyeti ne yazık ki dikkat etmiyor, ne yazık ki çoğunun dikkatini çekmiyor. Bu mesele şudur sevgili kardeşlerim. Şöyle bir dizileri inceleyelim. Dizilerdeki başarılı karakterler, temiz, ahlaklı karakterler hiçbir zaman İslami isimlerle isimlendirilmiyor. Yani örnek veriyorum. Başarılı, ahlaklı, dürüst bir doktoru oynayan karakterin ismi hiçbir zaman demeyelim de ekseriyetle Abdurrahman, Abdurrezzak, Ahmet, Mahmut gibi isimlerle isimlendirilmiyor. Tam tersine dizilerde nerede üçkağıtçı, nerede dolandırıcı, nerede gayri ahlaki davranışlar içerisinde bulunan karakterler varsa dikkat edin ya ismi Abdurrahman, ya Abdurrezzak, ya Ahmet, ya Mahmut'tur sevgili kardeşlerim. Şöyle bir bakalım. Şu anda çocuklarımıza Şaban ismini neden koymuyoruz hiç düşündünüz mü? Çocuklarımıza Şaban ismini koyduğumuz zaman hemen aklımıza şu fikir geliyor. Bu çocuk büyüyecek, arkadaşlar arasında, okulda, şurada, burada bu çocukla dalga geçilecek diye. Oysa Şaban ismi ne kadar güzel bir isim. Ama işte bu oluşturulan algı sebebiyle biz çocuklarımıza Şaban ismini koymaktan çekiniyoruz. Koyanlar istisna. Çünkü Şaban, Ramazan, Recep bunun gibi güzel isimler her zaman kaba, her zaman böyle ahlak dışı, gayri ahlaki davranışlar içerisinde bulunan pis, yani temizliğine riayet etmeyen karakterlere verilen isimlerdir. Bir çocuğa ismin nedir diye sorulduğu zaman ismim Şaban demeye çekiniyor çocuk. İşte bunun sebebi ise bizlere bu isimlerin bu şekilde aktarıldığı, anlatıldığıdır sevgili kardeşlerim. Biz Türklerde bir adet vardır. Babalarımızın, annelerimizin isimlerini koyarız çocuklarımıza. Ama günümüzde artık dikkatinizi çeker. Adamın babasının ismi örnek veriyorum Abdurrahman ama çocuğuna tek başına Abdurrahman ismini koymuyor. Adamın babasının adı örnek veriyorum Süleyman, çocuğuna Süleyman ismini koymuyor. Bu o ismi sevmediğinden değil, hemen o ismin yanına bir çağa uygun bir isim koyuyor ki çocuğuma hem babamın adını koyayım hem de ileride büyüdüğü zaman dalga geçilmeyecek bir isim koyayım diyor. Ve ben ekseriyetle çocuklara soruyorum, iki isim kullanan çocuklara size okulda ne diye hitap ediyorlar diye. Ekseriyeti çocukların modern, çağa, bu çağa uygun ismi olan isimlerle hitap ediliyor deniliyor. İşte bunun sebebi bizlere İslami isimleri yanlış aktarmaları ve tamamen gayri ahlaki davranışlar içerisinde bulunan insanlara bu isimleri vererek, bu isimlerle onları özdeşleştirerek bizlerin kafasında böyle bir algı oluşturduklarından dolayı bu tür sorunlar oluyor sevgili kardeşlerim. İsmi Şaban olan çocuğa adın ne diye sorulduğu zaman Şaban deyince çok az kişinin aklına Şaban ayı geliyor, Ramazan ayı geliyor, Recep ayı geliyor, çok az kişinin. Hemen aklına bir komedi, hemen aklına bir gülme, hemen aklına bir şu, bir bu geliyor ve hatta çocuk olduğu için de olayın bilincinde değil, çünkü büyükleri bile bilincinde değil. Çocuk ismi Şaban olan çocukla dalga geçiyor. İsim deyip geçmeyelim sevgili kardeşlerim. Bunlar isimlerimize kadar müdahale ediyorlar. Uyanık olalım sevgili kardeşlerim. Allahu Teala bizleri ismi Müslüman olanlardan değil, hem kendi Müslüman hem de ismi Müslümanlardan, Müslüman olanlardan eylesin. Buradan şu da çıkarılmasın sevgili kardeşlerim. Burada İslam'a aykırı olmayan her isim konulabilir çocuklarımıza. Yani burada siz
bu İslami bir isim koymadınız diye bu böyledir, bu şöyledir diye bir fetva vermiyorum. Ama İslami isimlere yönelik yapılan bu saldırıya, bu algıya dikkat çekmek istiyorum kardeşim. Yine duam odur ki Rabbim ismi Müslüman olanlardan değil de hem kendi hem ismi Müslüman olanlardan eylesin bizleri. Amin.